Annenle babana çok selam söyle. Çok korkuyorum. Korkma kuzum, ben buradayım. Yanındayım güzel kızım. Gel. İçeri giriyorsun, çıkmıyorsun, tamam mı? Tamam. Yeğenime dokunma. Dokunacağım. İkiniz için de yolun sonuna geldik. Esra Türkmen. Ya da adın. Her neyse. Sakin ol. Konuşalım. Sen çocukken gebertmeli. Bana bir şey yaparsan hesabını sorarlar. Beni sadece Allah yargılar. Sare. İnan içeri. Yorma, yorma kendini, tamam. Sanki. Sen merak etme. Mantığın oldu, yürü. İyi olacaksın. Beraber yürüyeceğiz hainlerin üstüne. Yorma kendini. Sare. Gölgelice kaba ağacın. Kesiniz. Coşkun akan. Görkemli suyum kurumasın. Kanatlarının ucu kırılmasın. Çalacağım da. Kara bulut. Öz kılıcım. Kendiniz. Sare. Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin. Allah'ın verdiği umudun kesilmesin. Ahir sonu arı imandan ayırmasın.
yakışmaz mı güzele? Tükendi gül benzimde döndü gazele. Aman ben gidiyorum da sen yarini tazele, tazele. Da beni daştan daşa çal güzele. Aman ben gidiyorum da sen yarini tazele, tazele. Al da beni daştan daşa çal güzel. Kuzum korkma. Korkmuyorum. Bu cennet vatanda, bu güzel dünyada barış içinde yaşayacağın uzun bir ömür var. Sen gülünce dünya daha güzel bir yer olacak. Altı yap. Yerli karadan yıkılmasın. Sar yazma yakışmaz mı güzele? Tükendi gül benzimde döndü gazele. Of, of. Aman ben gidiyorum da sen yarini tazele. Beni daştan daşa çal güzel. Senden çok umutluydum Doğan Sakınmaz. Sokaklarda yetişmiş adam. Karanlığı bilir dedim. Ama sen bildiğimiz basit sokak kabadayısı çıktın. Size ne söylediler bilmiyorum. Ya da oturduğunuz yerden ne görüyorsunuz onu da bilmiyorum. Ama durum başka. Bırak bunları. Ben başkalarını kale almam. Gördüklerimle hüküm veririm. O zaman boşa konuşuyoruz. Siz zaten hükmü vermiş, kalemimi kırmışsınız. Boynum kıldan ince. Kanla gelen, kanla gider. Büyük resmi kaçırıyorsun. Sokakta yetişen adamların en büyük zaafı da budur zaten. Olayların ardını görememek. Altay da senin gibi. Eğer ben senin kafanı kesmek isteseydim, nizamla takıştığın ilk gün bunu yapardım. Ben kalemimi kırdınız sanıyordum. En aşağıdasın. Ama öyle kaldırıp atılacak, yerine başkası getirilecek kadar sıradan bir adam değilsin. Sağ olun ama... Ama... İnanmıyorsun. Çünkü her an kafana bir kurşun sıkılabilir sanıyorsun. Kendini tanımıyorsun Doğan Sakınmaz. Aşağıda olman senin aşağılık olmandan sebep değil. Nizama verdiğin dersleri biz görmedik mi sanıyorsun? Birileri görsün diye hep ayakta durdum. Racon kestim. El öptürdüm. O birisi benim işte Doğan.
Gözlerimden kaçmaz aşağıdakilerin ne yaptığı. Bunca zaman seni kim koruyup kolladı sanıyorsun? Eyvallah. Kıyamet vakti geldi. Aklını topla artık. Seçimini yap. Devlet seni yaşatmaz. Ama benimle birlikte yürürsen, işte o zaman istediğin gücü ve saygınlığı ele geçirebilirsin. Bu son şansın. Yalpalamadan, bir alıcı kuş gibi, doğan gibi gökyüzünde süzülüp, sana gösterilen hedefe kilitlenip pike yapacaksın. Yoksa ne sen kalırsın, ne sevdiğin kalır. Uğurlamak yok. Unutma. Yaptığımız şey duygusal değil. Onun için gönülden bir bağlılığa veya sevgiye ihtiyaç duymaz. Profesyonel olacaksın sen de. Saygı ve ölümüne sadakat seni yaşatır. Yaşıyoruz hala. Peki nasıl? Ne durumdayız? Bilmiyorum Sefer. Karışık. Karma karışık. Sağa mı döneyim? Sola mı döneyim? Bilmiyorum. Abi, haddim değil ama işler böyle karışınca hep basit yerden bak dersin ya bana. Ne derim Sefer? Sağım sarımsak, solum soğan dersin abi. İyi ki varsın kardeşim. Sen de hep var ol abim. Var mı haber? Hep birlikte gittiniz kahvaltıcı. Yine oraya gittiler. Ben ortadan kaybol diyorum. Kahvaltıcıya gidiyorum. Bir bakalım şu kahvaltıcıya ne varmış. Anne biz kurt gördük. Dur oğlum bir daha ava çıkmamıza izin vermeyecek anne sonra. Hiç satar. Hey canım, hak ismin
zarlayalım. Abi herkes ölmüş. Burada değiller. Allı durnam bizim ele varırsan, allı durnam bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Oy günüm günüm. Neredesin, iyi misin? Benim Doğan, Ahmet hemşehrinde. Müdürüm? Esra nerede? Başımız sağ olsun. Anlamadım. Başımız sağ olsun Doğan. Ela... Ela nerede? O iyi, çok şükür. Kim yapmış bunu? Yüz yüze konuşunuz. Çocukla ben ilgileniyorum. Eğer bizi sual eden olursa, boynu bükük benzi soluk yar söyle. Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, kız gülüm gülüm, turnalar.
Ziyaretçim var. Sürpriz. Bu aralar sık görüşüyoruz Viking. Şeytan görsün yüzünü. Yapma böyle. Ben senin için neler yapıyorum. Sense bütün öfkeni benden çıkartıyorsun. Senden bir şey isteyen olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Orası belli olmaz. Hala hayatın benim ellerimde. Hayatıma değer verseydim, mahkemede öyle konuşur muydum sence? Viking, ben senin tarafındayım artık anladım. İyi de ben senin tarafında değilim. Ben sana vurmayacağını söylemiştim. Benim peşimi bırak demiştim. Peki bunu senden korktuğum için mi söyledim? Hayır. Seni düşündüğüm için söyledim. Bak, şimdi sana ne devlet kıymet veriyor, ne de takdir ediyor. Kuzey Irak'ta bir hücredesin. Eşin, çocukların bu yolda öldü. Değdi mi? Bugünkü aklım olsa gelmezdim peşinden dersen seni affedeceğim. Sen yılan oğlu yılansın. Zehrini saçmadan yaşayamıyorsun değil mi? Yaptığın hiçbir şey yetmiyor değil mi? Yetti etti. Hatta bu son yaptıklarım fazla bile geldi. Türkiye'ye dönmeyeceğim. Buralardan da gideceğim. Nereye kaçarsan kaç, seni bulurum. Viking, bizim seninle bir anlaşmamız vardı. Sen benim kaçmama yardım edecektin. Ben de sana katilin ismini verecektim. Bak, ben şimdi hazırım. Üstüne seni buradan kurtarmayı teklif ediyorum. Bak, gördün mü? Sakince de konuşabiliyoruz. Amerikalıların gözetiminde bir toplantı organize edilecek. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ve Türkiye'nin katılacağı bu toplantıda garantör olacaklar. Türkiye'den de bir takım fedakarlıklar istenecek tabii. Ne saçmalıyorsun sen? Bunun benimle ne ilgisi var? Olmaz olur mu? Türkiye heyetine sen başkanlık edeceksin. Nedenmiş o? Benim taraf seni istiyor. Benim tarafım belli. Ben size hizmet etmem. Viking, al sana vatana hizmet etme şansı. Toplantı sonunda Kuzey Irak yönetimi terörist unsurları bölgeden uzaklaştırma sözü verecek. Mevzu bahis toplantı, cehennemden çıkış biletimiz olabilir. Ne dersin? Hallettin mi abi? Benim halledemediğim bir şey gördüm ben. Let's go.
Nizam'ın ne işi vardı burada? Çıkarken gördüm. Beni içeri attırmak yetmemiş, sinirlerimle oynamaya gelmiş. Şimdi sakin olma zamanı. İşlemlerini başlattım. Birkaç gün sürer ama seni çıkartacağım buradan. Emin misin? Bana güvenebilirsin. Ana vatana dönüyorsun. Buyurun efendim. Evet efendim, şu anda yanındayım. Anlaşıldı. Aynen söylediğiniz gibi uygulayacağız efendim. Müsteşarlıktan aradılar. Amerikalılar Türkiye ve Kuzey Irak bölgesel yönetim arasında bir toplantı organize etmişler. Türk tarafını senin temsil etmeni şart koşuyorlarmış. Demek Nizam'ın dedikleri doğru. Oyun oynamak istiyorlarsa oynayalım bakalım. Sakin ol yiğidim. Bu ne? Aç. En iyi adamınız Topal'ın kanlı elini getirdim sana. Herif benim sevdiklerimin canını aldı. Kim bilir ne güzel vatan evlatlarının katiliydi. O kanlı cinayetleri işlediği elini aldım. Belki çerçeveletip saklamak istersin. Halit Yıldırım. Boş boş konuşma. Bedelini ödedi. Siz de ödeyeceksiniz. O üstündeki adama söyle. Onun peşindeyim. Sen de kurtuldum diye sevinme. Sıra sana da gelecek. Yiğit, bak seni en iyi ben anlarım. Senin sevdiğin o insanları ben de seviyordum. Şimdi sakin ol, otur biraz konuşalım hadi. Konuşma zamanını geçtik. Bundan sonra kısas zamanı. Dünyanın dört bir tarafına haber sal. Yedi başta ejderha misali. Bu memleketin başına musallat olan herkese artık nefes almak haram. O Topal'ın kanlı eli gibi hepinizin başını keseceğim. Gelin alın bunu şuradan. Gelin alın bunu şuradan. Nerede benim adamlarım? Mira nerede? Nizamettin nerede? Niye benim yanımda şu an kimse?
Lanet olsun. Delisin sen. Kendini hedef haline getirmekte üstüne yok. Artık hedefte ben yokum. Onlar var. Siz burada bekleyin. Abi? Cefer, kalın dedim. Ne yapacak? Allah bilir. Müdürüm. Başın sağ olsun. Nasıl olmuş? Esra ile kızını birlikte kaçırmışlar. Ormanlık alanda hani ikisini de infaz edecek derken kızımız kahramanca direnmiş. Benim yüzümden. Anlat bakalım şimdi. Nedir işin aslın? Cenaze nerede? Morga kaldırıldı. Resmi işlemler yapılıyor. İşin resmi kısmının karışık olduğunu biliyorum müdürüm. Ne biliyorsun? Sare bana her şeyi anlattı. Bana sizden çok güvenirdi. Madem her şeyi biliyorsun, o zaman açık konuşalım. Senin vicdan yapman benim için bir şey ifade etmez. Sana güvenmenin bedelini canıyla ödedi evladımız. Daha fazla bulaşma. Cenaze ile ilgili devlet ne gerekiyorsa yapacak. Ben de elimden geleni yapmaya hazırım. Bağlı olduğu yer karar verecek bundan sonrasına. Ben de sana duyururum. Peki Ela? Merak etme. Emniyette. Çok korkmuştur yavrucak. İzin verin mi göreyim onu? Gel. Bize biraz müsaade eder misiniz? Tabii ki müdürüm. Hadi uzat. Doğan baba. Evimize gidelim. Evimize götür beni. Sen hiç merak etme. Asla bırakmayacağım seni.
iyi misin? Abi ne oldu ya? Abi siz şey yapalım, odaya alalım. Orada ilk yardım çantaları da var. Ya abi söylesene, ne oldu ya? Akif koş odayı hazırla, bir şey yap hadi. Başın sağ olsun. Esra senin için çok önemliydi. Gerçekten çok üzgünüm Altay. Konuşma. Sen dinlen, ben biraz çocuklara bakayım. Abi ne oldu, bir anlatsana ya. Dur be Akif. Dediğim işi hallettin mi Reşat? Hallettim abi. Bilet de burada. Bilet abi, nereye gidiyorsun? Gel biz seninle biraz abi kardeş konuşalım doktor. Vallahi o kadar çok özledim ki. Abi ben seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Sevdiklerimi birer birer kaybediyorum. Cehennem gibi oldu burası, laf dinle. Abi ben kendimi korurum. Bir Selçuklu ile konuştum, çok sevindi. Hem Kübra ablan da çok sevindi seni göreceği için. Ben onları çok seviyorum ama... ben seni tek başına bırakıp hiçbir yere gidemem. Ya abi şu haline bir baksana ya. Halime bak da ders çıkar. Ne olacak bu yolun sonu sanıyorsun? Kaç kere sıçrayacak bu çekirge? Abi ölürsek de beraber ölürüz. Sen beni sokaklarda tek başıma bırakmadın. Ben de seni ölümüne bırakmam. Yok öyle. Senin yaşaman lazım. Bu vatanın senin gibi gençlere ihtiyacı var. Benim yolum yol değil. Ben vuruyorum, döküyorum. Ama sevdiklerime de zarar veriyorum. Abi deme öyle ya. Senin kime zararın olmuş ki? Benim yanımda duranların başına neler geliyor? Sen git. Oku, çalış. Memleketine faydalı bir adam ol. Babam gibi ol. Gündüz abin gibi. Onun babası Cengiz Selçuklu gibi ol. Beni örnek alma. Herkes yoluna. Beni de ağlatma doktor. Ya. Nasıl çocuk? Bir istirham olacak sizden. Buyur. Elayı eve götürmek istiyorum. Olmaz. Hayır deme müdürüm. Hem bana hem çocuğa kötülük etmiş olursun. Olmaz Doğan. İzin veremem. Böyle bir yetkim de yok. Ne annesi var çocuğun, ne babası. Kan bağı olmayan birine nasıl teslim edeyim? Ela benim kızım. Bakın, kızım gibidir demiyorum. Kızımdır. Görmedin mi? Baba diyor çocuk.
Ben de kanun diyorum, Doğan sakınmaz. Müdürüm, sen istersen bir yolunu bulursun. Farz et ki olay yerine sen gitmedin de ben gittim. Ela'yı kimseye bırakamam. Bak, istediğin her şeyi anlatırım, bildiğim her şeyi. Kimin adını istiyorsan, yerini, ne istersen. Ben onun için canımı veririm. Ela benim her şeyim. Onu buradan alıp yetimhaneye götürmelerine izin verme. Bugüne kadar babalık ettim ben. Bundan sonra da babasıyım. İzin ver eve götüreyim. Madem her şeyi biliyorsun, bunu da anlarsın. Bu vatan için yetiştirilmiş yiğit bir kızımız şehit oldu. Geriye kalan yeğeni devlete emanet. Nasıl senin gibi bir... Benim gibi bir mafya bozuntusuna teslim edemezsiniz. Vicdan yaptırma bana Doğan. Karanlık tarafta iş tutan gayrimeşru bir adamsın. Ahmet hemşini vicdanıyla verse devlet izin vermez. Geçmiş insanın peşini bırakmıyor değil mi? Hangi geçmiş Doğan? Bugünün farklı mı senin? Hani Sare'yi de, Esra'yı da şehit eden, senin birlikte yürüdüğün adamlar değil mi? Bana gelip de çocuğu bahane etme. Gel devlete teslim ol, bütün bildiklerini anlat. Bunu zamanı gelince konuşuruz. Hangi zaman? Hani başka masumlar, tertemiz vatan evlatları da kurban gitsin diye mi bekleyeceksin? Benim aklım sadece Ela'da şu anda. O yavrucak huzura kavuşsun. Sonrasını sonra konuşuruz. Şimdi? Hadi bas kavak. Götür beni şuradan. Karşılığında ne verdin, ne yaptın bilmiyorum ama umarım sonunu düşünmüşsündür. O toplantıda seni istemelerinin tek nedeni seni istedikleri gibi manipüle edecekler. Madem şart koşmuşlar, o toplantıda olacağım. Geçmiş olsun dayı. Eyvallah. Sağ olasın. Nasıl oldun? Daha iyiyim. Bu halde eve gitme. Seni de bekliyor, hiçbir fikrimiz yok. Bir otele giderim ben. Bu gece burada kalabilirsin. Emin misin? En iyisi burada olman. Bir de aklım sende kalmasın. Sen ne yapacaksın? Doğan'ın yanında olmam lazım.
Doğan neredesin biraderim? Eve gel Altay. Konuşacaklarımız var. Efendim Altay. Ne yaptınız? Sare'nin cenazesini morga aldırdım. Çocuk? Benim yanımda. Doğan'ın haberi var mı? Sare'nin telefonunu aradı. Ben açtım söyledim. Ne dedi peki? Az önce buradaydı. Benim yüzümden oldu diye vicdan yapıyor. Ne demeye gelmiş? Çocuğu almaya. Ela'yı. Ben devlet gerekeni yapacak dedim. Vermedim tabii. Cenazesini ben teslim alayım. Yok. Tekin gelsin, o bilir ne yapılacağını. Anlasan, dün dostun olan bugün düşmanın oluyor. Düşmanın olan dostun oluyor. Nasıl yani? Ben neden dışarıdayım? Mahkeme kararıyla. Nizam'ın kararıyla. Nizam seni neden dışarıda görmek istesin ki dayı? İşte ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Ha bu arada hemşirenin müdürüm aradı iki kere. Fırsat bulursa beni arasın dedi. Telefonun nerede? Altay burada. Efendim Aybars. Benim müdürüm benim. Bıraktılar mı senin? Şimdilik. Sonrasına bakacağız. Sen beni niye aradın? Sana kötü bir haberim var. Kimseden kötü tek bir laf duyacak halde değilim. Ama madem sen aradın, dinliyorum. Başımız sağ olsun. Kim? Sare. Bir nebze içini rahatlatacaksa kanı yerde kalmadı. Vatan sağ olsun. Ay yıldızımız var olsun. Öyle. Dayı. 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 Sare. Sare. Evladım. Yeter kurdum. Buyurun Mira Hanım, bir isteğiniz var mı? Geceleri hep böyle sessiz mi olur burası? Yani maç olmayınca böyle oluyor işte, bildiğin terk edilmiş fabrika gibi. Altay'dan haber yok mu? Merak ettim de. Vallahi bana bir şey söylemedi. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ne demek? İnsanın içi sıkılır bu odada. Bir kadın eldeyse fena olmaz.
Niye bir yolcu gibisin hayatta? Hiç mi kök saldığın bir yer yok? Belki okuyacak eğlenceli bir kitabın vardır Altay. Kardeşim Cengiz Selçuklu'yla uzun konuştuk. Ailesinden kalan bütün variyeti Yıldırım projesi için dökmeye hazır. İkimizin de birer oğlu var. Benim yiğidim, onun gündüzü. Allah'ım ikisine de bu yolda yürümeyi nasip etsin. Kumandana da başımızdan eksik etmesin. Ölüm Allah'ın emri. Ayrılık olmasaydı. Biz Nuri Killigil'in çocuklarıyız. Trablus'ta, Azerbaycan'da, Doğu Cephesi'nde, sonra İstanbul'da, Haliç'te başını koyduğu yolda mücadele etmiş Nuri Paşa. Okudukça atalarımızın hatıralarını göğsümüz kabarır. Yıldırım projesini hayata geçirmek en büyük hayalim. Ama bir o kadar hayalini kurduğum şey de oğlumun büyüyünce babasıyla gurur duyması. Oğlum daha çok ufak. Elbette onu babasız bırakmaktan endişe duyarım. Ama çocuklar babasız büyür de vatansız büyüyemez. Defter. Yavuz Yıldırım'ın defteri. Burada ne işi var? Altay. Sen Yavuz Yıldırım'ın oğlusun. Demek bütün oyunu sen bozdun. Doğan evde mi? Doğan abi arka bahçede. Ulan bitenden haberin var mı? Arka bak, var. Başımız sağ olsun. Ben kötüyüm mü birader?
Ağlayıp dövünmekten geri gelmiyor. Kaybettiklerine borcun bu yoldan dönmektir. Dönülecek yol mu bıraktılar? Köprüden önce son çıkıştı benim için bu. Bundan sonra yola dümdüz devam. Ne yapacaksın? Ölene kadar öldüreceğim. Çocuklar dışarıda hazırlık yapıyor. Önce Nizam'ın mekanını basacağım. Sonra Mira'yı bulacağım. Sonra yukarıda kimin eli değdiyse bu işe hepsinin üstüne yürüyeceğim. Ela, o ne olacak peki? O kadar korkmuştu ki yavrucak. Emniyette boynuma sarıldı. Bana baba dedi, biliyor musun? Baba dedi, beni evimize götür dedi. Polisler bırakmadı tabii. O mahkeme suratlı Ahmet Hemşinli, devlet gereğini yapar dedi. Öyle değil mi? Değil. Ben kızımı kimsenin yetimhaneye götürmesine izin veremem. Sen şimdi olayla ilgisi olan herkesi öldüreceksin. Sonra devletten Ela'yı alacaksın. Sonra da her şeyden elini ayağını çekip baba kız temiz bir sayfa açacaksınız. Olmaz değil mi? Ben şimdi çocukları alıp ilk önce hemşinliğe gitsem, bu çocuklar kapıda ölmeye hazır desem, güzellikle ver desem, ciddiyeti anlayıp vermez mi? Lazina'da tutup vermezse, sen devleti mi tehdit ediyorsun deyip o da inatlaşırsa ne yapacaksın? Emniyete girip polis mi vuracaksın? Ben onu yalnız bulduğumda bile yapmadım bu hainliği. Ben bunu yapacak adam mıyım? O zaman ne diyorsun? Bak, sen zoru görüp kaçacak adam değilsin. Şimdiye kadar ne olduysa oldu. Artık öyle aklına geleni yapamazsın. Kanımı bıraktılar. O zaman biraderine kulak ver. Söyle bakalım. Topal aradı. Sare ile Ela'yı kaçırmış. Gelirsen hayatlarını bağışlarım dedi. Ben de hemen gittim. Seni aradı. O Topal denilen şerefsiz, karım diye bildiği Sare ve kızımı kaçırıp benim yerime seni aradı, öyle mi? Hem de beni öldürmek için emir almışken, hedefi benken bir anda oklar sana çevrildi ve seni aradı, öyle mi? Kimsin sen Kurdoğlu? Öğrenince rahatlayacak mısın? Rahatlayacağım ulan, söyle artık! Ben kimim biliyor musun? Hani o dilinizden düşürmediğiniz 5 numara var ya. Ben onun öz be öz yeğeniyim.
Ben kimim biliyor musun Doğan Sakınmaz? O peşinden koşturup durduğunuz Yıldırım projesi vardı ya. Ben onu geliştiren adamın, Yavuz Yıldırım'ın oğluyum. Ben hepinizin kafasını koparmak için gelmiş yalnız bir kurdum. Oldu mu? Rahatladı mı için? Dur bir dakika kurdu ol dur. Sare'nin bunlardan haberi var mı? Hayır. Bana hep diyordu bu bizden bir şeyler gizliyor diye. Beni de sorguya çekip duruyordu. Şüphelenmişti benden. Aslında çok da yaklaşmıştı. Sen şimdi bugüne kadar içimizde bizi kandırdın ya. Gizlemem gerekiyordu, gizledim. Her söylediğin doğru olacak. Ama her doğruyu her yerde söylemeyeceksin. Peki senin yola çıkarkenki amacın neydi? Önce anamın babamın katilini bulmaktı. Buldun mu? Tetiği çekeni buldum. Topal. Bedelini ellerimle ödettim. Ama o da bizden Sare'yi aldı. Şimdi ne yapacaksın? Çıktığım bu yolda gördüklerimden sonra en tepeye kadar ulaşmadan bana rahat yok. Sen de Ela'yı kimsesiz bırakmak istemiyorsan kendini ateşe atma. Gel bakalım. Geç kızım. Gel güzel kızım benim. Canım kızım gel. Şurayı da açayım. Geç kızım. Gel. Uzun zamandır kimse kalmıyor. Biraz havasız kalmış. Şu pencereleri açayım ben. Haydi bakalım. Gel bakalım. Şimdi kalacağın yeri de göstereyim. Bu odada kalacaksın. Bak. Bu dolapta da giyebileceğin kıyafetler var. Pijama da var. Gerçi biraz modası geçmiş olabilir. Beğenir misin bilmem ama işini görürler. Çok güzelmiş bu oda. Kızının odası mı? Kızımın odasıydı, evet. Nerede şimdi? Kızım senin yaşlarındayken çok hasta oldu. Bir daha da gelemedi. İşte o zamandan beri böyle duruyor. Ben de dokunamadım. İlk kez sen kalacaksın. Peki bu evde tek mi yaşıyorsun? Eşin yok mu? Eşim kızımızdan sonra burada kalmaya dayanamadı. Senin eşyalar onu hatırlattığı için kendini kötü hissetti. Peki sen? Ben de kalamıyorum aslında. Ama bırakıp gidemiyorum da. Böyle arada gelip oturuyorum.
çok güzelmiş bu bebek. Bu gece bu bebek benimle yatabilir mi? Tabii. Hatta bence o bebek senin olsun. Kızımdan sana küçük bir hediye. Teşekkür ederim. Rica ederim. Doğan babam da bu gece buraya gelecek değil mi? Bak güzel kızım. Benim niyetim seni sevdiklerinden ayırmak değil. Ama çok kötü şeylere şahit oldun. Çok acı çektin. Doğan baban buraya gelmeyecek. Ama merak etme. Ben buradayım. Hem annen de benim kardeşimdi. Ben de senin bir nevi dayın sayılırım. Sen bu gece dayının evinde misafirsin. Sen şimdi yat dinlen. Yarın ola hayrola. Bir şeye ihtiyacın olursa seslenmen yeter. Hadi Allah rahatlık versin kızım. Kurtaramadım. Ne Esra'yı kurtarabildim ne de Sare'yi. Vade dolmuş, senin elinden bir şey gelmez evlat. Neyi tutsam elimde kalıyor. Ben daha sevdiklerimi koruyamıyorum kumandan. Vatanı nasıl koruyacağım? Vatanı korumak için üzerine düşeni yapıp gerisine karışmayacaksın evlat. Kaderi yazan kalem senin elinde değil. Biz çabamızdan mesuluyuz, sonuçtan değil. Öyleyse neden hep biz kaybediyoruz? Ölümlerin en güzeliyle ölmek mi kaybetmek? Şehitliği hafife alma. Haşa. Şu hayatta göreceğim en yüksek mertebe olur bana. Ama emaneti kolay vermek yok. Canlarına okuyacağız onu. İnsanız, üzülüyoruz kaybettiklerimize. Ben kimleri kaybetmedim bu yolda. Benim de şu saatten sonra tek maksadım onlar gibi şehadete kavuşmak. İstanbul'un manevi sahibi Eyyub el-Ensari Hazretleri İstanbul'un surlarının önüne geldiğinde 90 küsur yaşındaydı. Orada da şehit oldu. Bu yol hayatımıza anlam katar. O vakit buradan dönüş yok. Yok tabii. Nereye kadar gücümüz yeterse. Gidenlere rahmet, sırasını bekleyen tüm vatan evlatlarına selam olsun. Kazamız mübarek olsun. Amin. Neredesin sen? Görevimin başındayım. Ben senin hayatta olup olmadığından bile haberdar değilim. İyi misin? Topal.
O kadar da iyi bir nişancı değilmiş. Altay Topal'ın kesik kanlı elini getirdi. Bu sizin için önemli mi? Sonuçta Topal da yolunuza çıkmış piyonlardan biri. Hayvanın haysiyeti yoksa da sahibinin hatırı var. Ben şimdi ne diyeceğim dört numaraya? Yasalara göre Topal'ı öldüren kişi onun yerine geçecektir. Dört numarada yanına Altay'ı isteyecektir. Sorun yok bence. Benim merak ettiğim yasalara göre sizin yerinize kimin geçeceği? Ne demek istiyorsun? Ne bu? Açın bakın. Yavuz Yıldırım'ın oğluna yazdığı notlar. Altay'ın ofisinde buldum. Defterin bir replikası var elimde. Bilginiz olsun. Altay'da ne işi varmış bu defterin? Altay o çocuk değil mi? Yeğeniniz Altay. Yavuz Yıldırım'ın oğlu. Ve siz bunu bile bile içimize sızmasına izin verdiniz. İlk başta bunu ben de bilmiyordum. Bunu bizden gizleyerek tüm eylemlerimizi sabote etmesine, fabrikadaki faaliyetlerine, Hilmi Kopan'la olayına karışmasına ve en önemlisi Yıldırım Hava Savunma Sistemi projesinde başarısızlığımıza neden olacak hamleleri yapmasına göz yumdunuz. Türkler hava savunma sistemini devreye sokarken onlara yol verdiniz. Bana kalırsa Topal'ın hesabını vermekten daha büyük sorunlarınız var. Haddini aşma. Bunun çok riskli bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ben de sizin emirlerinizle bu hamlede pay sahibiyim. Ne olacağını sanıyorsun sen? Altay artık hepimizi biliyor. Dayı biz niye geldik buraya? Bu nizam ya bir işler çeviriyorsa, ya bir pislik varsa bu işin içinde. Bir iş çeviriyorsa da, bir pislik varsa da ne olduğunu anlayacağız Aybars, merak etme. Söyle nizam. Nezaketli biri olmayı ne zaman becereceksin acaba? Ya uzatma da söyle. Sohbetine doyum olmuyor Viking. Toplantının yeri belli oldu. Telefonla konum atacağım şimdi. Ben hazırlıklarımı yaptım da kim bilir sen ne hazırlıklar içindesin. Yalnız bu İran sınırına giden bütün yollar kapalı. O yüzden işimiz bitince seni mecburen Türkiye'ye sokacağım. Oradan sınıra geçeceksin. Gerisi sende. Makul. Güvenliğimi sağladığın sürece benim için problem yok. Ama güvenliğimi tehlikede hissedersem, o zaman beş numaranın ismini öğrenemezsin. Anlaştık. Abi bu adamla işbirliği yapıyoruz ama benim için hiç rahat değil. Bu kadar yaklaşmışken hayatta kalmasına izin vereceksin.
Abi, ne oldu bu sefer? Abi, misafirin var. Kim? Ahmet Hemşinli. Ahmet Hemşinli mi? Evet abi, bahçede seni görmek istiyor. Hayırdır müdürüm? Ela bir şey mi oldu yoksa? Yok yok, sakin ol. Ela iyi. Dün gece benim evimde kaldı. Kızımın odasını verdim ona. Bütün gece sessiz sessiz ağladı kız. Güzel yavrum. Ben de bütün gece düşündüm. Onun için yapılabilecek yeni şey sevdikleriyle beraber olmasını sağlamak. Canım kızım, gel. Gel. Bir daha beni hiç bırakma, olur mu? Sen hiç merak etme. Ben seni asla bırakmam. Size biraz müsaade eder misin Ela'cığım? Hadi canım kızım. Sen şimdi odana çık. Ben de hemen geliyorum, tamam mı? Canım, hadi gel. Akdoğan sakınmaz. Kızı buraya sırf ona iyi geleceğini bildiğim için getirdim. Senin için getirmedim. Ela için. Eyvallah müdürüm, eksik olma. Bizim kulağım burada olacak. Eğer bu kızın başına senin yüzünden bir şey gelirse seni benim elinden kimse alamaz. İnan, öldürürüm seni. Ha, şey olur. Ela tehlikede kalır ve sen bana haber vermezsen yine öldürürüm seni. Her şeyi tam olarak anlatabildim herhalde. Anlattın müdürüm, anlattın. Beni öldürmeye kafaya koymuşsun. Ama canın sağ olsun. Ölümüm senin gibi mert bir adamın elinden olsun. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Herhalde hiç merak etme. Onun mutlu olması için elimden ne gelirse yapacağım. Ben birkaç teknik prosedürü halletmeye çalışacağım. Sosyal hizmetlerden ziyarete falan girebilirler. Haberin olsun. Buyursun gelsinler. Ela'ya ne kadar iyi baktığımızı görürler. Eyvallah. Tekin Giritli gelmedi daha Nizamettin Köz. Durumun ciddiyetini tam olarak anlayamadı galiba. Anlamıştır, anlamıştır. Ben Tekin Giritli'yi biraz da olsa tanıyorsam toplantıya en son o girer ve ilk o çıkar. Gördünüz mü? Bak. Kusura bakmayın, biraz geciktim. Buranın trafiği İstanbul'un trafiği gibi ama halledeceğiz. Kalk bu masadan, yerine geç. Yerindeyim zaten. Sana bu masadan kalk dedim Nizam. Büyütmeyin Bay Giritli. Bu sadece bir prosedür, sembolik bir şey. Bayrak sembolü bizim için bambaşkadır. Buradan kalkmazsa ben bu masaya oturmam. Tamam beyler, tamam. Hiç önemli değil. Nasıl olsa masanın her köşesi bizim, yeter ki masalar devrilmesin. Bayağı bir hazırlık yapmışsın.
Sahada kazandığımızı masada kaybetmeyelim dedik. Buna tahammülümüz yok. Yaşıyorsunuz da beni duymuyorsunuz acaba? Kahve! Nerede herkes? Ne oluyor burada? Kahretsin. Bana sadece iyiler kumandan diyebilir. Hain. Dur. Ben bu devletin askeriyim. İsmim Davut Bahadır. Sakin ol. Korkma. Şşş. Oh, geçti. Senin ismin ne? Yavuz Yıldırım. Kardeşim Kâhlet Yıldırım. Yeni kardeşlerimiz Yavuz ve Halit. Bundan sonra dördünüz neyse Yavuz ve Halit de öyle olacak. Koruyacak, kollayacak, yanınızdan ayırmayacaksınız. Söz mü? Söz! Ama sen öldün. Yani... İkimiz de öldük Halit. Ve yeniden buluştuk. Al sana mahşerin provası. Öncelikle bölgesel yönetim temsilcisi olarak sizler buyurun baylar. Her şeyden önce ilk ve en önemli şartımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğimiz altındaki bölgesel yönetim sınırlarında casusluk faaliyetlerini terk etmesidir. Mesela? Mesela bölgemizde Türkmen etnisiteye yönelik yürüttüğünüz organize faaliyetler. Siyasal, askeri vesaire. Birincisi, Türkmen ifadesini kabul etmiyorum. Onlar Türkmen değil, Türk oğlu Türktür. Bu, 100 yıl önce İngilizlerin uydurduğu bir tabirdir. Aynı Azerbaycanlı kardeşlerimize Azeri denmesi gibi bunu kabul etmiyoruz. Bu ifadeyi reddediyoruz. Azeri diye ayrı bir millet yoktur.
Türkmen diye ayrı bir millet yoktur. Türkler vardır. Detaylarla zaman kaybedersek bu toplantıda biz sonuca varamayız Sayın Gürtli. Detay dediğiniz şey bu meselenin özüdür aslında. Bir Amerikalıya bu hassasiyetin tuhaf gelmesi normal tabii. Anlayışla karşılıyorum. Ama burada konuşacaksak sizin de beni anlamanız lazım. Az önce dediğim gibi semboller ve kavramlar bizim için çok değerlidir. Bir ulus temsilcisiyle görüşüyorsanız buna dikkat edeceksiniz. Siz diyorsunuz ki burada yaşayan Türk kardeşlerinizi istediğimiz gibi ezeceğiz, yok edeceğiz, yerlerinden, yurtlarından, topraklarından süreceğiz. Kültürel faaliyetlerine son verip dejenerasyona tabi tutacağız ve siz buna ses çıkarmayacaksınız. Öyle mi? Tamam, dikkat edilecek. Devam edelim lütfen. Siz okyanusları aşıp beni İsrail'in kaybolan kabilelerinden olduğuna inandığınız bu kardeşlerinize sahip çıkacaksınız. Biz burnumuzun dibindeki kardeşlerimizin feryatlarına kulak tıkayacağız, görmezden geleceğiz. Öyle mi? Geçiniz bu maddeyi. Evet, dinliyorum. Devam edin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kuzey Irak topraklarında yaptığı hava saldırılarına derhal son verecek. Hayırdır? Hangi arkadaşın istedi bunu? Bu sahanda oturan Gabarkod adlı Talat mı? Yoksa solunda oturan Deccal Kod adlı Seyfettin mi? Arkadaşların kim olduğunu ben de bilmiyorum açıkçası. Silah bırakıp teslim ol. Sortilerde insansız hava uçaklarının faaliyetleri de dursun. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti, Kürdistan Bölgesel Özerk Yönetim Toprak Bütünlüğünü koşulsuz tanıyacak. Toprak bütünlüğü meselesi müstakil bir devletin egemenlik haklarına girer. Biz Irak devletinin toprak bütünlüğünü tanırız. Ve yapılan uluslararası anlaşmalara da saygı gösteririz. Eğer bölgesel yönetim devlet refleksi gösterip kararlar alırsa, buna göre hareket ederse, biz de o zaman uluslararası anlaşmalardan doğan haklarımızı kullanırız. Kerkük'te, Musul'da, Erbil'de haklarımız var. Burası Göktürklerden biri Türk varlığının olduğu topraklardır. Kerkük'ün adı Gökyurt'tur. Erbil'in en önemli caddesine adını veren kişi yine bir Türk'tür. Adı da Muzaffereddin Gökbörü'dür. Türk'ün adını bu topraklardan silemeyeceksiniz. Nizamettin Bey, Türk tarafının yetkilisi bu tavırlarla bir yere varılamayacağının farkında değil sanırım. Tamam, tamam, tamam. Bir yemek arası verin, ben halledeceğim. Tamam. Her seferinde masaya bu kez elleri mahkum pes edecekler diye oturtuyorsunuz. Ama sonuç değişmiyor. Biz sizin bütün taleplerinizi harfiyen yerine getiriyoruz. Ama 40 yıldır devletimizi kuramadık. Sıra dışı bir durum bu. Herkesin hamlesini yapabileceklerini öngörebiliyoruz. Ama Türklerde durum farklı. Tel Aviv'de bunu anlayışla karşılayacaktır.
Hala burunları dik. Türkler tepemizde bir kılıç gibi. Sürekli bir tehdit bizim için. Kürdistan'ın kurulması gecikirse Büyük Orta Doğu projesi de gecikir. Zaman aleyhimize işliyor. Viking. Tokum Nizam. Ne diyeceksen de. Tamam şu tarafa doğru yürüyelim bari. Adamları da kıllandırdın zaten. Yani uluslararası kriz çıkartmak da üzerine yok. Niye kriz çıksın canım? Kayıt dışı değil mi bu görüşme? Ya tamam. Burası öyle de. Nasıl kaçacağız şimdi? Niye kaçalım? Yürüyoruz işte. Geliyor musun, kalıyor musun? İhanetin izi hala duruyor yüzünde. Turan'ım en azından bir imza bırakmış sana. Dünyanın en iyi plastik cerrahları bile bir çare bulamadı bu lanet ize. Ben de alıştım zamanla. Ara ara bu izi gördükçe Turan abiyi hatırlıyorum. Yazık ki ıskalamış. Senin hala bir yüzün var Halit. Hala karşımdasın. Ama Turan'ım toprağın altında. Aslanım benim. Nasıl da yürekliydi. Nasıl da delikanlıydı. Bahrim, Mustafa'm, Fikret'im. Abin Yavuz. Geceleri uyuyabiliyor musun? Beni affedebilecek misin? Hazreti Ali'nin nasihatidir. Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affedin ama vatanınıza, milletinize ihanet edenleri asla affetmeyin. Seni asla affetmeyeceğim Halit. Pişmanım kumandan. Keşke zamanı geri alabilseydim. Yalan söylüyorsun. Hatanın pişmanlığı olur. İhanetin pişmanlığı olmaz. İhanet bir tercihtir. Sen bu yolu bile isteye tercih ettin. Ay, madem ki beni affetmeyeceksin. Öyleyse açık konuşalım. İlk ben soracağım. Bu soruyu günlerce, gecelerce sordum kendi kendime. Cevabını bulamadım. Aklım, fikrim, gönlüm aciz kaldı. Neden? Neden ihanet ettin? İnsan öyle birdenbire ihanet etmez. Yani bir gece sadık yatıp ertesi sabah hain uyanmaz. Yavaş yavaş oldu her şey. Ben Fettah Dahak'ın yanına gidip gelmeye başlayınca hani böyle elinden sabunun kayması gibi ben de senin ellerinden kayıp gittim. Ama sen beni o kadar çok seviyordun ki ihanetimi fark etmedin bile. Ağaca baltayı vurmuşlar, sapı bedenimdendir demiş. Fettah Melun'u bunu çok iyi biliyordu. Seni özellikle seçti. Peki sen kendini nasıl ikna ettin bu ihanete? Yanılıyorsun. Ben ihanetten sadakate döndüm. Senin için ihanet olan
benim için sadakattin. Fettah'a sadakat mi? Aa, anlamıyorsunuz. Anlayamıyorsunuz bir türlü. Bizim sadakatimiz Fettah'a değildi. Biz de öyle sanıyorduk ama ona değildi. Sen bize hep kendimizden vazgeçmeyi öğrettin. Fettah'sa kendimizi merkeze koymayı. Sen bize hep fedakarlık yapmayı tembih ettin. Fettah'sa fırsatlardan yararlanıp güçlü olmayı. Sonunda da anladık ki ana babaya, aileye, akrabaya, yakınlara ve dahi vatana sadakat kendimize ihanetmiş. Sen niyetine girmişsin. Gerisi teferruat olmuş senin için. İnsan neyi seviyorsa ona sadıktır. Sen bize kendini sevdiriyormuş gibi yapıp vatanı sevdirdin. Biz de ona sadıktık. Ama Fettah kendisini sevdiriyormuş gibi yapıp bize kendimizi sevdirdi. Biz de kendimizi sevdik. Kendimize sadık olduk. Vatana ihanet bizim için sadakat oldu. Ya senin de bir türlü anlamadığın gerçek bu işte. Ben sana vatan ne demek yeterince öğretememişim demek. Vatan dediğin şey elle tutulur bir şey değildir. İnsanlar direklere, duvarlara bayraklar asıp sonra etrafını çevirip buralar benim diyorlar. Sadece bu. Ben küreselciyim. Ulus millet. Boş laf. Benim menfaatim neredeyse vatanım orasıdır. Şahsi menfaatini vatanın menfaatine tercih etmek vatan hainliğinin giriş kapısıdır. Bu kapıdan bir kere girdin mi daha da dönüşü yoktur. Vatan haini. Çok saçma bir tanımlama bu. Milliyetçi bir tekfir sadece. Yani belirli toprak sınırları içerisinde doğdu diye orayı sevmek, oraya sadık kalmak zorunda değildir insan. Belirli bir genetik bağ silsilesinde doğdu diye onlara akraba demek zorunda da değil. Aynı anne babadan dünyaya geldi diye kendisinden önce veya kendisinden sonra doğanı da sevmek zorunda değil. Bir erkekle bir kadından tesadüf sonucu dünyaya geldi diye ana babalık neden kutsal olsun? Benim için tek bir kutsallık ve tek bir gerçek vardır. O da ben. Şeytanın en sevdiği söz, en sevdiği şey benlik. Kibrin anası, yatağı, kökü. Sen derdin şeytanı hafife almayın Allah'a kafa tutmuş diye. Belki de şeytan haklıdır ha, ne dersin? Kibir bana yakışıyor ama değil mi? Sen suratına tükürmeye bile değmeyecek aşağılık bir mahluksun. Bana böyle hakaret ederek sen de kibirli olmuyor musun? Benim itikadımda kibirliye kibretmek sadaka sevabıdır. Sana bakınca boşa geçmiş bir ömür ve çileli bir hayat görüyorum. Acıyorum ben sana. Ama artık senin buradan da dönüşün yok. Yazık. Çok yazık. Geriye dönme şansım olsaydı dönmek istediğim tek bir gün var. Fettah'ı öldürüp bu büyük fitneyi 80 darbesinde temizleme fırsatımın olduğu o gün. Eğer o gün sen bize ihanet etmeseydin o melunun işi bitecekti. Ne Ergenekon olacaktı, ne Kozmiko'da, ne de 15 Temmuz. Eğer sen o gün ona kaçması için haber vermeseydin, bugün her şey daha farklı olurdu.
Kumandan dikkatli ol. Merak etme Yavuz. Bugün bu fitnenin başını ezmezsek... ...yarın çok daha büyük gaileler açılacak memleketin başına. Sizlerin geleceği için bugün bunu yapmak zorundayım. Eğer geri dönemezsem... ...yolunuzdan asla geri dönmeyeceksiniz. Kumandan böyle vedalaşır gibi konuşma. Allah'ın izniyle döneceğim. Kaygılanmayın. Ama eğer dönemezsem... ...gözüm arkada değil. Sizler bu ülkenin umudusunuz. Allah'a emanet. Ben sana demedim mi bizim gölgemiz yoktur, gürültümüz çıkmaz. Rengimiz yoktur, görünmeyiz, ele avuca gelmeyiz. Hava gibiyiz biz diye bizi tutamazsın Davut Bahadır. Allah kahretsin.
O meluna geleceğimi haber veren sendin. Yüz binlerce vatan evladının onun tuzağına düşmesine sebep olan sendin. Onca vatanseveri boş yere hapislerde çürüten sendin. 15 Temmuz'da bu ülkenin mermisiyle şehit olan 248 masumun kanları da senin elinde. Şimdi duydum ki hastaymışsın. Dönülmez bir yola girmişsin. Beni iyi dinle. Sana biz şimdi bir tercih hakkı sunacağız. Siz kimsiniz? Tabii. Yalnız kurt. Senin için hesap vakti geldi Halit Yıldırım. Ama önce bize üzerindeki adamın ismini söyleyeceksin. Benim için her türlü şekilde ölüm varsa sonunda neden size istediğinizi vereyim? Türlü türlü ölüm var Halit. İstediğimizi verirsen sessiz sedasız göçer gidersin bu dünyadan. Hesabını Allah'a verirsin artık. Yok, istediğimizi vermezsen andolsun. Seni düşmanlarının önünde küçük düşürecek şekilde öldüreceğim. Harun Karaca Bey. Üstüm odur. Kardeşlik hiyerarşisinde. Onun üstü? Bilmiyorum. Bunu bilmeye yetkim yok. Yalan söyleme. Golyat'ın dörtlü sacayağı bunlar, Kurdoğlu. Piyonların şahının görüp bileceği bu kadardır. Şimdi ne olacak? Bitti mi benimle işiniz? Bitmedi. Harun Karaca Bey'e ulaşmamız için yol göstereceksin bize. Sanki hatırlıyorum buraları. Mustafa ile Fikret'i şehit ettiğin yer. Vatana ihanet edip hain oldun yer. Bagaja tıkmış herif ya. Vatan dediğin tüm kötülüklerin anasıdır Viking. O illetten kurtulmanın en çabuk ve etkin yoluysa onu satmaktır. Ha, sizin tabirinizle ihanet etmektir. Ama seni hiç ikna edemedim buna.
İlginç bir seçim olmuş burası. Umarım altında başka bir ima yoktur. İran'a en yakın yer burası. O yüzden getirdim seni buraya. Ne oldu, korktun mu? Yok. Korkmak demeyelim de insan yine de altında bir şeyler aramıyor değil. Lafı uzatma. Ben üstüme düşeni yaptım. Şimdi sıra sende. 5 numaranın kim olduğunu söyleyeceksin bana. Karımın ve çocuklarımın tetikçisi kim? Onu söyleyeceksin. Peki, tamam. 5 numara... Avukat Beyazıt, Yenişehir. Bunda da detaylar var. Peki, tetikçileri kim? Onların ölüm emrini kimin verdiğini söyledim. Artık bizzat ona sorarsın. Vedalaşalım mı Viking? Gitmeme izin vereceksin değil mi? Elbette. Tatlısın gerçekten. Şu maço görüntünün de sert tavırlarının altında yumuşacık bir kalbin var. Artık senin gibi adamlardan çok fazla kalmadı dünyada. Umarım çok uzun, sağlıklı, güzel bir ömrün olur diyeceğim de arkamda nereye gittiğimi bilen birini bırakmak istemiyorum. Umarım kişisel algılamazsın. Yalan yok. Benimki kişisel. Olsun, problem değil. O zaman hoşça kal, Viking. Enteresan. Urmiye'de beni dinleyecektin Nizamettin Köz. Ülken için çok şey yapabilir, çok şey değiştirebilirdin. Akrepten bal yapmasını bekleyen ya akreptir ya da aptal. Bunu benden isteyen bir sen varsın. Bir de Feta. Madem yolun sonuna geldim. Çocuklarım çok tatlılardı. Ben hiç acımadan. Thank you.
Başını bir kaldırmış, bir kuş görüp şaşırmış. Tüyleri sarı, tüyleri mavi, tüyleri kırmızı ve yeşilmiş. Kocaman gagasında bir hikaye gizliymiş. Oduncunun evi de böyle bir renk beklermiş. Altay, hoş geldin. Altay abi. Canım kızım, sen şimdi bu hikayeyi al, yukarıda oku, tamam mı? Bir öpücük. Hadi bakalım. Gel bakalım, otur. Hayırdır inşallah? Hayırmış er mi, onu perdeler kapandığında göreceğiz biraderim. Dört numaranın kim olduğunu öğrendim. Adı Harun Karaca Bey. Bizim bildiğimiz Harun Karaca Bey. Bildiğimiz Harun Karaca Bey değil işte. Yine önümüzde maske bir hayat hikayesi var. Ama biz o maskeyi indireceğiz. Allah Allah ya. Allah Allah. Yankum ne olur? Bu adam geçen senenin vergi rekortmeni. Hayırsever bir iş adamı, onlarca vakfı var. Bir sürü sanatçının hamisi. Hepsi göz boyamak içinmiş. Sari'yi şehit eden Topal onun adamıydı. Bedelini ödetmeye var mısın? Sonuna kadar. Kavak. Buyur abi. Benim arabanın bagajından Kurdoğlu'nun bagajına büyük şenlik çıkaracak kadar emanet transfer et. Eyvallah. Elini korkak alıştırma. Tamam abi. Al kardeşim. Abi. Nereye? Sefer. Ela size emanet. Abi. Biz de gelelim. En azından benle Kavak. Bu defa olmaz Sefer. Bak. Eğer geri dönmezsen Ahmet Emşinli'ye haber ver. Ona de ki Doğan abim nasıl tövbesiyle tövbe etmiş, hikayesini temize çekecekmiş de. Eyvallah abi. Hazır abi. Kalın sağlıcakla. Yardım et Allah'ım. Lütfen geri gelsinler. Nereye gitti şimdi bu ağalar? Allah bilir. Benim içim hiç rahat değil ha. Bayağı veda eder gibi gitti. Benim abim helalleşmeden hiçbir yere gitmez. Ela size emanet dedi. Dönmezsem müdüre tövbe ettiğimi söyleyin dedi. Daha ne desin? Takılsa mıydık peşlerine? Kavak, defalarca ispatını gördük. Sonunda Doğan abi ne dediyse oldu. Şimdi kendi başımıza gidip bela mı çıkaralım? Belki bir faydamız olurdu. Ya Kavak, zaten içim rahat değil. Sen de gelme üstüme. İhtiyacı olsa söylerdi. Öyle.
Bu eve ilk geldiğin gün hatırlıyor musun? Sırtımda 3 kurşun. Sen de sırtında taşımıştın beni. Unutur muyum? Ama sen o 3 kurşunu benim için yemiştin. İşte ben de onu unutmam. Ey gidi günler be. Özledin mi o günleri? Yok be kardeş. Allah aşkına özlenecek günler miydi onlar? Her gün bir aksiyon, her gün vaka. İlk adam akıllı takım elbisemi bu eve geldiğim gün giymiştim. Ben de zaten hayatımda ilk defa makam aracına bu evde bindim. Şoför olarak. Doğan abim olmasaydı kim bilir hangi pisliğin içindeydik şimdi. Bundan sonra? O nereye biz oraya. Hani? Bu gitti bilinmeze. Biz? Biz de böyle dikilip boş boş bekleyecek miyiz? Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. O gelince de düğün bayram. Gelecek. Sen eve de Ela'ya da sahip çıkarsın. Ben biraz daha böyle durup beklersem çatlar. Bana müsaade. Ya Kavak delirme, nereye gideceksin? Delirmemek için gidiyorum Sefer. Hem kalıp seni de darlamayayım. Zaten abi geri döndüğünde ben dakikasına burada olurum. Kafanı mı dağıtacaksın? Yok. Haber gelinceye kadar zaten hazır kıtağı bekleyeceğiz. Mecbur. Ama kendi kafamı dağıtmasam da bir yerleri dağıtırım. Helal et hakkını. Helal olsun. Sen de helal et. Orasını düşüneceğiz Sefer Bey. Helal olsun. Dünümü unuttum. Bugünümü tükettim. Yarınımı bekliyorum. Doğan sakınmaz. Abim. Ya beraber yola devam. Ya beraber tamam. Nereye gidiyoruz birader? Öğreneceğiz.
Hayda. Sorun yok. Ben biliyordum burada olacaklarını. Sen zaten çok şey biliyorsun. Benim sorunum da bu. İçin rahat olsun. Benden sana zarar gelmez. Aksini düşünseydim direksiyona oturmana izin vermezdim. İyi misin? Ayaktayım, sağ ol. Senin yaran nasıl oldu? Bir şeyim yok. Seninle konuşacakmış. Ben konuşmak değil, sadece bir cevap istiyorum. Ben soru sormayabilirim. Cevaplardan anlamam. Cevap onda. Dikkatli ol. Beni sevdiği gibi seviyor seni. Ama onun sevgisi çok tehlikelidir. Bu bilgiye sahip olmak istediğine emin misin? Adım gibi. Adın ne senin? Altay Kurdoğlu. Senin? Yetim kurt. Beyazıt Yenişehir. Halit Yıldırım. 5 numara. Artık hangisini beğenirsen. Başkalarının verdiği isimleri bu kadar önemseme. Rüyanda hangi isimle yaşıyorsan sen olsun. Seçtiğin isim kaderindir. İnsanları böyle kandırıyorlar. Kendi seçimimiz zannediyoruz ama başkalarının bizim için kurduğu hayatları yaşıyoruz. Bu düzen değişecek. Kendim için de, milletim için de. Allah'ın çizdiği kader dışında başkasının çizdiği yolu kabul etmiyorum. Şimdi bana delikanlılık yapmadan söyle. Canın acıyor mu? Acımıyor mu? İnsan oluyorsun. Acıyor tabii. Hı. İnsanoğlu böyle bir mahluktur işte. Basit bir hareketle canı acır. Sen kim? Dünyayı değiştirmek kim? Kendini bu kadar önemseme. Benim dünyayı değiştirmek gibi bir iddiam ya da hevesim yok. Ben elimin değdiği, gücümün yettiği yerde zalime dur demeye yemin ettim. Harun Karaca Bey, nerede? Kim bilir? Senin hain suratını görmeye değil, onun nerede olduğunu öğrenmeye geldim. Harun Karaca Bey nerede? Senin bu halin beni ürkütüyor yeğen. Senin bu halin de beni öfkelendiriyor. Konuşacak mısın? Doğan'la mı geldin buraya? Yol arkadaşım. Kader birliği yaptığım yoldaşım Doğan. Bize, bana öfkelisin. Ama onun kim olduğunu biliyor musun? Sana Harun Karaca Bey'e nasıl gideceğini söyleyeceğim. Ama sen de benden Doğan'ın gerçekte kim olduğunu dinleyeceksin.
Nereye gittiğinizi biliyor musun? Yukarı. Çok heveslisin. Her zaman öyleydim. Bundan sonra daha dikkatli adım atmalısın Doğan. Her zaman öyleydim. İşler değişti. Hep yerine geçmeyi hayal ettiğin Nizamettin Köz öldü. Ne? Nizam öldü. Kendini kurtarmak için gittiği Kuzey Irak sonu oldu. Nasıl oldu bu iş? Ona çizilen yoldan ayrılıp kendi yolunu çizmeyi seçti. Belki kurtulsaydı buraya geldiğinde infaz edilecekti. Ama Türk devletinden paçayı sıyıramadı. Enteresan. Sana eğlenceli geliyor ama Kurdoğlu'yla çıktığın bu yolun nereye gittiğini biliyor musun Doğan Sakınmaz? Bilmiyorsun. Bu yolun sonu yok Doğan Sakınmaz. Ben biliyorum. Aldın mı beklediğin cevabı? Fazlasını aldım. Kendimi tehlikeye atarak sana bir şey söylemek istiyorum. Söyleme. Gitme. Git, beni Pavlo Otel'de bekle. Geleceğim. Sonra yeni bir hayat kurmak için kaçalım bu ülkeden. Ben bu ülkeden kaçmak değil, bu cennette bir hayat kurmak istiyorum. Öleceksin. Kendini ateşe atıyorsun. Nizam ölmüş. Biliyorum. Çok dikkatli olmamız lazım. Sen 7 numara olurken ne üstüne yemin ettin Doğan? Sen ne soruyorsun bana? Duydun işte. Kim olduğumdan şüphen varsa inerim. Bir daha da asla bir araya gelemeyiz. Söylediklerine, yaptıklarına ya da başkalarının sözlerine değil, bakışlarındaki samimiyete inanıyorum. İnan. Gazamız mübarek olsun. Ondan vaz mı geçtiniz? Herkesin kendi kaderini tayin hakkı vardır sevgili Semiramis. Ne işi var Harun Karaca Bey'in burada? Bilmiyorum. Bilmiyorsan niye geldik buraya? Bu kadarını öğrenebildim. Ya kendisi buradadır ya da izi vardır. Tuzak olmasın? Muhtemelen öyle.
Ama peşinde olduğumu, inancımı görmesi için girmek zorundayım. Girip de çıkamazsam o adamı asla bulamam. O adamı bulamazsam da zaten yaşamamın bir manası yok demektir. İstersen sen gelme. Boşuna gelmemişiz buraya. Bakalım hangi delikten çıkacaklar. Hakkını helal et. Sen de. Yolumuz açık, sonumuz hayrola. Ben uzun yola çıkmaya hükümlüydüm. Sen de benim yoldaşımsın. Merhaba. Merhaba yiğidim.
Bir cenderenin içine düştüm ihtiyar. Sen değil evlat. Bütün milletim o cenderenin içinde. Sıkıştık, bunaldık. Sığmıyoruz artık kabımıza. Buradan çıkışı bulmak zorundayız. Nasıl? Unutma, unutturma. Aydınlık yarınlara varabilmek için geçmişin karanlığına döneceksin. Bu millet daha önce de ne badireler atlattı, ne tuzaklardan, hain planlardan kurtuldu. Her seferinde güneşli yarınlara çıkan yolu buldu. Kim yol gösterecek? Bir yalnız kurt. Bundan 1500 sene önce İlhan idaresindeki Türkler düşmana yenilir. Herkes öldürülür. Sadece İlhan'ın oğlu Kıyan ve eşiyle İlhan'ın yeğeni Nüküz ve eşi sağ kalır. Göktürklerden geriye kalan bu iki kadın iki erkek kurtları izleyerek yüksek bir yerde bulunan bir geçide varırlar. Bu geçitten geçtikten sonra İçeride akarsuların, pınarların, farklı bitki ve çalıların, meyve ağaçlarının bulunduğu bir ova görürler. Tanrı'ya şükrederler ve burada kalmaya karar verirler. Bu ulaşılması zor ama savunması kolay, cennet gibi ovaya Ergenekon derler. Buraya yerleşir ve çoğalırlar, kalabalıklaşırlar. Aileler, oymaklar, obalar olurlar. Hepsi aynı soydan türemiş akrabalar, tam 400 yıl burada yaşarlar. Göktürkler gün gelir, artık çoğaldıkları, çok kalabalık oldukları için bu güzel ovaya sığmaz olur. Aradan yüzyıllar geçtiği için atalarının buraya geldiği geçidi unutmuşlar ve demir dağlarla örülü bu ovadan çıkış için bir geçit aramaya başlamışlardır. Bir yalnız kurt onlara unuttukları geçidi gösterir. Ama o daracık geçitten herkesin çıkması mümkün değildir. Göktürklere içlerinden bir demirci akıl verir. İçinden demir çıkarıp kullandıkları demir dağın bir kısmını eriterek yol açabileceklerini söyler. Hemen işe girişirler. Ormandan odun ve madenlerden kömür toplarlar. Bir sıra odun, bir sıra kömür dizerler. 70 baş öküz keserler, bunların derilerini tabaklayıp körükler yaparlar. 70 yere konulan 70 körükle bu odun ve kömürleri yakarlar, sonra da körüklerler. Demir eriyip parçalanır. Göktürkleri yeniden dış dünyaya bağlayacak yol açılmıştır. Yol açılırken silahlar yapacakları kervanlar yüküyle demir sahibi olurlar. İlhan'ın soyundan gelen bu Türkler yeniden güçlü bir boy olarak eski vatanlarına döner ve atalarının intikamını alırlar. Artık önlerinde uçsuz bucaksız topraklar vardır. Bozkırlara yayılıp her biri bir yere yerleşir. Bu milleti Ergenekon'dan aydınlık yarınlara çıkaracak yolu sen bulacaksın. Milletinle beraber demir dağı eritip güneşli yarınlara varacaksın. Artık
başka bir yol gösterici arama. Artık kimsenin sana yol göstermesini bekleme. Düş önüme, yalnız kurt. Durmak yok, duraksamak yok. Yolumuz uzun. Allah yardımcımız olsun. Yerli Karadağ yıkılmasın. Gölgelice kaba ağacın kesilmesin. Coşkun akan görkemli suyun kurumasın. Kanatlarının ucu kırılmasın. Çalışanda kara polat öz kılıcın kertilmesin. Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin. Allah'ın verdiği umudun kesilmesin. Ahir sonu arı imandan ayırmasın.